İnziva Vakti kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Geçen gün umarsız savaşçı unvanını aldım. Size en kolay yoldan bu unvanı nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Benim söylediğim taktikleri uygularsanız siz de çok kolay bu unvana sahip olabilirsiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikli olarak Livik haritasından başka bir harita oynamıyoruz. Sadece Livik kısa sürüyor, en fazla 17 dakika. Çok kısa sürede insanlar azalıyor. Bu bizim yararımıza olacaktır. Haritada işaretlediğim bölge olabilir. Yan taraftaki diğer ev topluluğu olabilir. Amacımız haritanın ortasında bir yere atlamak ki alanı bize versin. Ben hep haritada işaretlediğim bölgeye atladım. Siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz. Otomatik toplamayı kapatalım. Kask, yelek ve çanta kesinlikle almamamız lazım. Bir defa dahi alırsak görev iptal olur. Çıkmak zorunda kalırız. Ben genellikle 120 mermi, bir tane 5.56 silah, bir tane kit, birer tane de enerji alıyorum. 2-3 tane de bandaj alıyorum. Çanta olmadığı için zaten çok fazla bir şey alamıyoruz. El bombasını kesinlikle alıyorum. Çok hayatımı kurtarıyor çünkü. 2-3 defa kurtardı. O yüzden el bombası alamıyorsanız mermilerinizi birazını bırakabilirsiniz. Pusacağımız yer burası. Burada AFK kalıp televizyon izleyebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben alan gelene kadar burada pusuyorum. Böyle gelen geçeni vurursunuz zaten burada. Güzel bir yer. Zaten kask, yelek ve çanta olmadığı için iki mermi değdiği an size öleceksiniz. O yüzden mermi yememeniz lazım. Adam geldi arka binaya, bota benzemiyor. Böyle durumlarda hiç panik yapmayın, ses vermeyin, avınızı gafil avlamaya çalışın. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi dostlarım, enerji içeceğinin sesini duyar duymaz çıktım ve adama saldırdım. Böyle evinize dalanlar olduğunda böyle taktikleri uygulayın, ses vermeyin. Çok işe yarayacaktır.
Evet dostlarım, gördüğünüz gibi bu şekilde alan verdiğinde alanın ortasına gitmeniz daha mantıklı olacaktır. İşaretlediğim binalara gideceğim birazdan. Evet, haritanın ortasına geldik. Burada da aynı şekilde alanın kapanmasını, bir sonraki alanı vermesini bekleyeceğiz, ses vermeden. Alanı verdi, işaretimizi attık, gidiyoruz. Aşağı tarafa gitmemizin sebebi rakiplerin çoğunun yukarı tarafta olması. Bu size avantaj sağlayacaktır. Karşınıza fazla rakip çıkmayacaktır. Hayda. Dostlarım böyle olunca hemen yola çıkıyoruz çünkü nehrin karşısında bekleyen olabilir. Bizim için kötü bir alan. Önce etrafı kontrol edelim biraz. Düşman bekliyor mu diye. Temiz olduğunu anlayınca, düşmanı göremeyince geçebiliriz. Kapanan alana tekrar bakıyoruz, gelen var mı diye. Evet, böyle durumlarda 3 kişi kaldıysanız eğer sona, sadece son adamı vurmaya odaklanın. Çünkü diğerini daha önce vurursak yerimiz belli olur. Evet, adamı gördüm şu an. Diğerini vurmasını bekleyeceğim. Ya da diğerinin onu vurmasını bekleyeceğim. Diğerini vurunca da hiç ummadığı anda böyle indirebiliriz. Bu umarsız savaşçı hakkında son videoydu. Umarım akıllarınızda soru işareti kalmamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.